Merhabalar, bütün Azerbaycan'a selamlar. Motosiklet seyahatinde olduğum için öncelikle kostüm için özür dilerim. Bu seyahat esnasında Kelbecer'deki arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın şehit olduğu, hayatlarını kaybettikleri mayın sonucu haberini aldım. Gerçekten çok üzgünüm. Öncelikle ailelerine başsağlığı diliyorum. Bütün Azerbaycan halkına, bütün Türk halkına başsağlığı diliyorum. Ne yazık ki Kelbecer'e ilk gitmiş Türkiye'li gazeteci olarak, belki de orada sokak sokak dolaşmış tek gazeteci olarak kendimi o arkadaşlarımın yerine koydum. Gerçekten üzüntümü, acımı tarif etmem mümkün değil. Bütün uluslararası camianın, Azerbaycan'ın bu haklı mücadelesinin yanında olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle savaş bittikten sonra, vatan muharebesi kazanıldıktan sonra o bölgedeki mayınlı arazinin haritalarının verilmesi lazım. Her yere bizzat gidip gördüğüm için şahidim. Sadece Kelbecer'de değil, Fuzuli'de, pek çok noktada her yer mayınlı arazi. O noktaya giderken sadece patikalardan yürümek zorunda kalıyorsunuz ama işte o noktada bile bu şekilde bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Dolayısıyla bütün uluslararası kamuoyunun Ermenistan'ın bu tutumunu sıkıştırması, biraz daha zora sokması ve haritaları paylaşması yönünde baskı kurması gerekiyor. Bunu dile getirmek istedim. Öte yandan Kelbecer'e gitmiş, orada kiliseyi de ziyaret etmiş, çok eski bir kilise olan o kiliseyi de ziyaret etmiş birisi olarak, Hüdavent Manastırı'nı ziyaret etmiş birisi olarak da o bölgede birlikte yaşanabilecekken, Ermenistan'ın o noktada hala o bölgede yaşayan Ermeniler varken ve Azerbaycan Türklerinin orada onlara sağladığı o imkanlara baktığım zaman niçin karşı taraftan böyle bir şey görülmüyor soru işareti hala aklımı kurcalıyor. Hepinize saygılar, selamlar, başsağlığı mesajını bir kez daha iletiyorum tüm Azerbaycan halkına ve başta meslektaşlarımın aileleri olmak üzere.